Önce Çin'den gelen iyi haberlere bakalım. Bu konuda Bloomberg'da harika bir makale var. Çin Merkez Bankası'nın yeni teşvik paketlerinden bahsediyor. Çok yönlü bir paket bu. Tam bir bazuka değil. Hani böyle bir parayı ortalığa büyük miktarlara salma değil ama yine de ekonomiye etki edecek büyüklükte bir paket. Hatırlarsanız Çin'in deflasyon riskinden daha evvel bahsetmiştim. Çeşitli canlı yayınlarda ve bant yayınlarda. Çin'de hakikaten ekonomi iyiye doğru gitmiyordu ve ekonomik büyüme hedeflerini tutturamayacak gibi gözüküyorlardı. Çin'in yılda %5 büyümek gibi bir hedefi var. İşte bu çerçevede dün yepyeni paket getirdiler. Çin Merkez Bankası Başkanı Peng Gong Sheng paketi detaylarını açıkladı. Öncelikle kısa vadeli faizlerde 50 bas puanlık indirime gittiler. Bu işin bir bölümü ama en önemli bölümü değil. Onun dışında mortgage kredilerini rahatlatacak bir yeni önlem paketinden bahsettiler. Çin'deki toplam mortgage borçları 5.3 trilyon doları buluyor. Ayrıca insanların ikinci ev alması önündeki engelleri hafiflettiler. Bir yandan da bankaların tutması gereken rezervi tarihi düşük seviyelere getirdiler. Yanılmıyorsam 2018'den beri en düşük seviyeye geldi. Böylece bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik ettiler. Fakat bununla da yetinmediler. Çin Merkez Bankası bir de fon yarattı. 113 milyar dolar büyüklüğünde. Bir iki penceresi açtı kimlere hisse senedi almak isteyenlere piyasadan Çin hisse senedi veya fonu almak isteyen Çinli kurumlara böyle bir pencere de açılmış oldu. Böylece doğrudan doğruya borsaya da teşbihi bastılar. Peki etkisi ne oldu Çin hisselerine? Şangay %4.13 yukarıda, SZSE Component %4.36 yukarıda, China A50 %5.14 yukarıda, DJ Şangay güzel isim %4.12 yukarıda, Hang Seng %4.11 yukarıda. Bütün Çin hisseleri yukarı gitti. Genel olarak da dünya borsalarını yukarı doğru taşıyacağını tahmin ettiğim bir hamle bu. Neden? Çünkü Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Çin'in canlanması her yere yarar. Ben Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını açıkladığı gece dünyadaki diğer merkez bankalarında şimdi sıraya gireceklerini söylemiştim. Ve ilk hamleyi de Çin'den bekliyordum açıkçası. Çin'den de beklenen hamle geldi. Bu benim 2025'in ortasına kadar dünyada para çok bollaşacak teorimi destekleyen bir hamle oldu açıkçası. Çin'i kurtarmaya yeter mi bilmiyorum. Hisse senetlerindeki bu yükselişler kalıcı olur mu onu da bilmiyorum. Çin ekonomisine çok hakim olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Ama her şekilde parasal gevşeme borsalar için iyidir. Birinci iyi haber o yüzden Çin'den ve önemli iyi bir haber. Uzun zamandır sürünen Çin hisse senetlerinin en azından bir süre bir yukarı doğru hamle yapması mümkün diye düşünüyorum. Alibaba gibi şirketlerde veya KWEB gibi ETF'lerde yatırımlara olanları güzel birkaç gün bekliyor olabilir. Amerika piyasalarında bu hafta haber akışı biraz zayıf. Cuma günü PCE enflasyon geliyor. Fed'in önemli verdiği enflasyon oraya kadar çok önemli bir akışı yok. Fakat Fed yöneticileri bolca konuşuyorlar. Dün de 3 FED yöneticisi konuştu. Gospi, Bostik ve çok şahin birisi olan Kaşgari. üçü de 50 bas puana karşı olmadıklarını söylediler. Hatta Gospi daha da iyimserdi. Gospi dedi ki bizim şu anda olmamız gereken doğal faiz oranının epey üstünde olduğunu düşünüyoruz. Neutral diyorlar ona. Yani ne piyasayı coşturan ne resesyona sokan faizin epey üstündeyiz. Böyle net bir açıklama verdi. Bu faizin hızlı düşeceğini söyler. En şahin Kaşgari bile dedi ki ben bu 50 bas indirimi destekledim. Önümüzde 25 bas gitmeyi tercih ederiz normalde ama gelecek veri akışlarına göre kararlarımız değişebilir dedi. Yani Fed üyeleri ayarlarını almışlar gibi gözüküyor. Bu hafta daha çok Fed üyesi konuşacak. Ama Fed üyelerinin konuşmaları piyasaları dün düşürmedi. Bir sonraki faiz indiriminde 50 bas puan olabileceğine dair inanç da güçlendi. Bu da yine piyasa açısından olumlu bir haberdi. Bu arada biraz önceki ekran bizim Discord ekranımız. Siz YouTube katıl üyelerine de Discord üyeliği açılmış durumda. Şu an YouTube katıldı 1994 üyemiz var. Bunların içerisinden 87 kişi Discord üyeliğine geldi bile. Ne demek Discord üyesi olmak? Discord benim takipçilerimle iletişim kurduğum bir kanal ve burada çok sayıda içerik var bu içeriklerin büyük bir kısmına ulaşabiliyorsunuz. Nedir ulaştığınız içerikler peki? Benim bütün paylaşımlarıma ulaşabiliyorsunuz. Özellikle de eğer YouTube katıl üyesi değilseniz mevcut da bu zaten çok zenginleştirici. Çünkü burada bütün YouTube katıl üyelerine açık içerikler de var. Onun dışında bir de benim anlık paylaşımlarım oluyor. Piyasadaki gelişmelere bağlı onu görebiliyorsunuz. Burada bir forumumuz var. O forumda zaman zaman toplantılar yapıyoruz. Onlara katılma, doğrudan sorular sorma hakkını kazanıyorsunuz. Pınar Özkent benim eşim burada yine paylaşımlarda bulunuyor. Kendi işini kurmakla ilgili kazanan çocuk yetiştirmekle ilgili çok ilginç paylaşımları var. Çünkü bu devirde ben inanıyorum ki çocuklarımızı bir girişimci gibi ve finansal konuları duyarlı şekilde yetiştirmemiz çok önemli. Bunlar da o tarafta paylaşımlarda bulunuyor. Bütün bunlara ulaşıyorsunuz. Şu anda üye sohbet kanallarına ulaşamıyorsunuz. Fakat yılbaşından itibaren o da mümkün hale gelecek. Oradaki konuşmaları izleyebileceksiniz. Tartışmaları çok da zengin tartışmalar var. Çünkü harika içerik üreticilerimiz var kanalda. Bunu gönüllü olarak yapıyorlar. Birbirine yardımcı oluyorlar. Teknik analizler yapıyorlar. Şirketlerle ilgili paylaşımlarda bulunuyorlar. Fakat orada yorum hakkınız olmayacak. Yorum hakkı sadece Haddini Aşk Kulübü üyelerine açık. Discord üyeliği şu anda açılmış durumda. Üyelik tiplerinin içerisinden Discord üyeliğini seçerseniz. Aşağıda bir açıklama koydum sürecin akışına dair. Siz de buraya gelip olan bir tanelerden haberdar olabilirsiniz. Son olumlu haber de Amerikan hazine kağıtlarından geliyor. Biliyorsunuz uzun süre ezberci ekonomistlerin iddiası ne zaman ki Amerika'da 2 yıllıkların faizleri 10 yıllıklardan fazla bu resesyon anlamına gelir diyorlardı. Daha sonra dediler ki bu 2 yılın 10 yıllıktan fazla olduğu dönemde değil bunun düzelmeye başladığı dönemde esas resesyon olur. Yani 10 yıllıkların faizleri arttıkça resesyon işareti dediler. Fakat günler geçiyor ve hala ortada resesyona dahil bir delil yok. Çünkü galiba bu sefer işler biraz farklı gelişiyor. Normal koşullarda 10 yıllıkların faizlerin 2 yıllıklardan fazla olması lazım. Çünkü daha uzun vadeli bir risk alınıyor. Şu anda bu sağlanmış durumda. 10 yıllıklara baktığımızda %3.77'yi buldu faizler. 30 yıllıklarda %4.12. 2 yıllık ise 3.591. Demişlerdi ki bu işte normalleşirken resesyon işareti olabilir. Fakat bu normalleşmenin nasıl olacağı da önemli aslında. O detayı anlatmadılar. Eğer piyasalarda FED faiz indiriminden sonra büyük bir resesyon korkusu bassaydı. Çünkü diyorlardı ki 50 bas puan gelirse mutlaka resesyon korkusu basar piyasaları. Hem 10 yıllıklar hem 2 yıllıklar düşerdi. 10 yıllıkların düşüşü 2 yıllıklardan daha az olacağı için düzelme olurdu. Ve bu bir resesyon işareti gösterdi bize. Fakat ne yaşandı biliyor musunuz? Daha enteresan bir şey yaşandı. FED faizleri indirdiği gün 10 yıllıklar tırmanmaya başladılar. Hala da tırmanıyorlar o gün bugündür de. Bakın dün de tırmanmışlar. 2 yıllıklar da pek düşmedi. Yani düzelme ikisinin de tırmanması şeklinde oldu. Bunu anlama geliyor. Artık Amerikan hazine kağıtlarında resesyon fiyatlanmıyor anlamına geliyor. Yani bu tip basit detayları hiç bilmeyen insanların ezberci yorumlarından ben daha hakikaten uç durumdayım. Fakat bize burada diyor ki hazine kağıttır biz artık resesyon fiyatlamıyoruz. O yüzden faizleri yükseltiyoruz. Ne demek faizin yükselmesi? Önümüzdeki dönemde Amerika ekonomisi canlı olacak. Hatta bu bir miktar enflasyon da yaratabilir. O yüzden faizlerin yükselmesi doğal. Böylece inverted yani ters getiri eğrisinden doğru getiri eğrisine pek de bir ızdırap yaşamadan geçti gibi gözüküyor. Tabii ki henüz Amerika resesyona girmez demek için erken. Bir gün elbette Amerika'da resesyona girecektir. Herkes bir gün haklı çıkacak. 5 yılda bir de olsa. Ama konu şu ki 2024'te resesyon itibariyle bence tamamen ortadan kalkmış durumda. Çünkü Atlanta Fed'e baktığımızda 3. çeyrek zaten ekonomik büyüme %3'ler civarında gözüküyor. Oradan 4. çeyrekte aniden bir küçülmeye gitmeyiz. Gelecek yıla kadar da Fed'in önünde faizleri indirmek için çok fırsatı var. Ve hazine kağıtları diyor ki bize ki bunlara yatırım yapanlar Amerika'nın en sofistik yatırımcılarıdır. Biz artık resesyonu fiyatlamıyoruz. Normal bir ekonomik büyümeyi fiyatlıyoruz. Bakalım kim hak çıkacak göreceğiz ama şimdilik bu ise senetleri için iyi. İlk gün biraz şaşırmıştım. Fed faizi indirince neden bono piyasası aynı şekilde tepki vermedi faizle inmedi tam tersine yükseldi diye. Şimdi incelik anlıyorum ki aslında bono piyasası doğru şeyi yapıyor. Resesyon fiyatlamaktan vazgeçmiş durumda. Bunun temel olarak hisse senetleri için iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii bu anlattıklarım Amerikan piyasaları için risklerin bittiği anlamına gelmiyor. Bir de seçim riskimiz var malum. Ve genellikle seçim yıllarında Ekim ayı kötü geçiyor. Kasım ayında seçim gerçekleşecek. Ekim ayında piyasalar düşüş eğilimi gösteriyorlar seçim yıllarında. Bu yılda aynısı mı olacak? Neye bağlı? Seçimi kimin kazanacağına dair piyasaların düşüncelerine bağlı. Ve şu anda piyasalar bence olan bir taneden memnun. Çünkü galiba Harris önde başkanlık yarışında. En son baktığım pek çok analizde öyle gözüküyor. Fakat çok önde değil. Yani açık ara bir mavilerin bütün ülkeyi kaplaması gibi bir durum yok. Bu da ne anlama geliyor? Başkan Harris olsa bile alt tarafta Temsilciler Meclisi ve Senato bölünecek gibi gözüküyor ve bunlardan herhangi bir tanesinde Harris'in istediği kararı çıkarttırma gücü olmayacak gibi gözüküyor. Bu da borsa için sevindirici. Tabii bu iddia pazarlarına veya anketlerine kadar güvenmek gerekir. Biraz tartışmalı. Bu polymarket, bu bir bahis pazarı. Burada son günlerde Trump yine hafif yükselişe geçti. Bir ara Harris arayı açıyordu. Yani bunlar günden güne değişebilirler elbette. Ama gözüken o ki ne bir kırmızı dalga bizi bekliyor yani Trump'ın silip süpürdüğü ne de da mavi dalga bizi bekliyor. Piyasada bunu istiyor. Çünkü bir tanesi piyasaları gümrük tarifeleriyle ve aşırı vergi indirimleriyle korkutuyor. Öbürü vergileri yükseltmekle korkutuyor. Yani ikisinde kendine göre sakat yönleri var. Piyasa diyor ki eğer temsilciler meclise senato bölünürse ikisi isteklerini yapamazlar. Biz de işimize bakarız. Bu çerçevede bu risk de bir miktar azalmış durumda ama Ekim ayında bu riskler tekrar yükselebilir. Seçim yaklaşırken konular ısınacaktır diye düşünüyorum. Fakat belki de ilk defa tarihte Ekim ayını düşüş olmadan seçim döneminde geçebiliriz. Hatırlayın yazın başına Ağustos ve Eylül'de mutlaka düşüş yaşanacak diyorlardı istatistiklere bakıp. Ağustos'ta çok da olsa yükseldik. Eylül'de şimdi iyi gidiyor. Yükselişle bitecek gibi gözüküyor. Son 4 günü kaldı. Bir kazaya gelmezsek. Kim kesin düşecek diyorlardı. Belki o da olmaz ama bunu söylemek için şu anda erken hala belirsizlikler var. Yine de seçim tarafından gelen belirsizliklerin azaldığını düşünüyorum. Vazet böyle. Soru ve yorumlarınızı mutlaka beklerim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.